okuyacağımız ikinci yazı da Zaman Gazetesi'nden olacak sevgili dinleyiciler. Ali Halit Arslan'ın yazısını sunuyoruz. Kazanırken kaybetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iplerini elinden bırakmadığı partisi AKP, tarihin verdiği altın fırsatları tepti. Türkiye'yi Dünya Demokrasi ve Refah Ligi'nin üst basamaklarına taşıma motoru olabilecekken, gözleri kendi iktidarları ve ikballerinden başka bir şey göremez oldu. Öylesine bir körlük içerisindeler ki, sandıktan çıksalar da çıkmasalar da artık ahlaki meşruiyetlerini kaybettiklerinin farkında değiller. Geçmişte yaptıkları onca olumlu icraate rağmen böyle giderlerse tarihe hazin bir başarısızlık hikayesi olarak geçmeyi garantileyecekler. Hangi sandık performansı AKP çizgisinin yapıcı kuruluş yörüngesinden çıkarak tanınmaz hale geldiği gerçeğinin üzerine örtebilir? Medya üzerinden toplu hipnozla, fakirlere küçük ihsanlarla, zenginlere gayrimeşru ikramlarla, din istismarıyla devşirilen oylar, alternatifsizliğin dayanılmaz çaresizliğindeki kitlelerin zoraki teveccühü kimseyi aldatmasın. Türkiye ve dünya siyasi tarihi AKP ve liderlerinden ben merkezci, baskıcı, kibirli, farklılıklara ve eleştirilere tahammülsüz, yolsuzluklara batmış, mahkevelis gibi sıfatlarla bahsedecek. Bu sıfatlar üzerine yapıştı. Kendi tarihinizi kendiniz yazamazsınız. Zira tarih subjektif değil, objektif verilere dayalıdır.'' İçerideki kutuplaşmadan dolayı biz yaptığımız değerlendirmelerde kantarın topuzunu kaçırıyordu olabiliriz. O nedenle dünyadan Türkiye'yi seyredip tarihe şahitlik eden üçüncü tarafların gözlem ve kanaatleri daha bir önem arz ediyor. Dünya gözlemcileri açısından AKP'nin ahlaki performansı ile ilgili 3 önemli kırılma noktasının şunlar olduğunu söyleyebiliriz. Gezi protestocularına karşı haşin tavır, 17-25 Aralık yolsuzluk skandalı ve örtbas çabaları ve özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra muhalif basına yapılan büyük baskılar. Hafta içinde İpek Medya Grubuna yapılan hukuksuz baskın ve çökme operasyonu dünyayı ayağa kaldırdı. Önde gelen bütün uluslararası basın kuruluşları, insan hakları örgütleri, siyasi gözlemciler kınama bildirileri yayınladı. Bugün TV'nin baskın esnasında bağımsız yayınını son ana kadar sürdürme çabası, kayyumun yazı işlerinde gazetecilere hakaret ederek kovma sahneleri uluslararası toplumda büyük infiale yol açtı. Türkiye'de halkın büyük kesimi ise ne ipek medyaya yapılan zulümden ne de dünyaya yansımalarından haberdardı. Çünkü dünyaya açılan haber pencerelerinin çoğu AKP idaresinin doğrudan ya da dolaylı kontrolü altındaydı. Sırf özgür basına ve halkın haber alma hakkına yapılan şu sistematik tecavüzler bile Türkiye'nin dünyada adına demokrasi denilen özgürlükçü rejimle anılmasını imkansız kılıyor. Sanırım kısa zamanda bu yeni rejime demokrasi dışında bir sıfat bulunacaktır. Washington'daki etkili düşünce kuruluşlarından bir partisan Policy Center'ın geçen hafta yayınlanan araştırma raporu, AKP'nin dünyada nasıl bir imaj kaybına uğradığını ve güven kaybettiğini bir kez daha tescil ediyor. AKP'nin kurulduğunda kendini post-İslamcı olarak takdim ederek, Batı'nın ve Türkiye'deki liberallerin saygısını kazandığı hatırlatılan raporda, bugün takdim ettikleri, yeni Türkiye'nin ise vaat ettikleri reformist çizgiden ziyade neşet ettikleri milli görüşle ortaya ortak yanının daha fazla olduğu kaydediliyor. İçeride mezhepçilik, dış politikadaysa artan oranda batı karşıtlığı not ediliyor. AKP zihniyeti Türkiye'de kutuplaştırmaya dayalı politikalarıyla dünyaya giderek daha da endişeye sevk ediyor. Yanı başındaki Suriye'de olanlardan hiç ders çıkarmamışçasına kendine destek vermeyen alevileri, Kürtleri, liberalleri, Hizmet Hareketi gibi dindar grupları dışlıyor. Muhaliflere eza ediyor. Kendi destekçilerinden başka kimseye hayat alanı bırakmamaya azimli görünüyor. Farklı düşünenleri bağrına basacağına kafalarına demir yumruk indiriyor çalışıyor Bütün bunlar Türkiye gibi stratejik önemi haiz bir ülkede iç kargaşa ve istikrarsızlığa davetiye çıkarıyor uluslararası camiayı da diken üstünde tutuyor kör gözler, Sağır kulaklar, körelmiş vicdanlar söylediklerimizi kabul etmeyebilir, bizi ademe mahkum edebilir, hatta belki yakında bunları söyleme imkanından da mahrum bırakabilir. Ama nefesimiz yettiğince insanlık, vatandaşlık ve gazetecilik görevimiz gereği uyarmaya devam edeceğiz. Zorla güzellik olmaz, zorbalıkla hükmedilmez, hukuksuzlukla bir yere varılmaz. Ülke böyle sevilmez, vatan böyle savunulmaz, millet böyle ihya edilmez. Devlet böyle yönetilmez, Allah rızası böyle kazanılmaz. Nokta diyor Ali Halit Arslan, Zaman gazetesindeki yazısında.